Ancak bu 89 şöyle önemli. 1989 seçimlerine Nahdalılar, o zaman artık Nahdal adını almış durumdalar. Nahdalılar seçime katılıyor. Bir parti olarak katılamıyorlar çünkü Nahda yasaklı bir parti, yasaklı bir organizasyon. Ancak bağımsız adaylarla seçime katılıyorlar. Tabii ki seçim sistemi dolayısıyla rejim partisi haricinde hiçbir parti koltuk alamıyor. Ancak bazı şehirlerde beklentinin üzerinde oy alıyor Nahdalılar. Böyle olunca da tabii ki rejim ve Binali rejimi diyebileceğimiz rejim Nahda'ya da ters dönüyor. Zaten İslamcılar konusunda ciddi soru işaretleri var Tunus'un bu ortamı içerisinde. Ve bazı Nahdalı gruplar da iddialara göre doğru da olabilir, olamayabilir, onu da bilemiyoruz. Çeşitli komploların içerisinde bulunuyorlar veya bulundukları iddia ediliyor ve bunu da bahane göstererek Nahdalıları yargılamaya başlıyor Binali rejimi. Bu da zaten zaman içerisinde Nahdal'ın kapanmasına gidecek ve bu işte hapse girip çıkmaların sonunda da Nahdal'ın liderlerinin bir kısmı 80'lerin sonu 90'ların başından itibaren ya sürgüne gidiyorlar ya da Tunus içerisinde hapse atılıyor.